Evet arkadaşlar, bu videomuzda elimde bulunan motor şüplük, yani engine flush uygulamasını aracımıza gerçekleştireceğiz. Aracımızın markası Opel Insignia 2.0 140 PS arkadaşlar. Öncelikle şu andaki üzerindeki yağ yaklaşık 20.000 km'dir kullandığım yağ arkadaşlar. Ve bu yağ arkadaşlar, yani bir önceki sene de aynı bu yağı kullanmıştım. 20.000 km yol yaptım bu yağla. Şimdi motor şüplük yaptıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika aracı çalıştırıp bekledikten sonra durulama yağı olarak bunu kullanacağım arkadaşlar ve bir sonraki videomda da ses desibel farkını öncesi ve sonrası olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Normal şartlarda aslında durulama yağına gerek yok, öyle bir uygulama yazmıyor. Ama ben öylesine yapacağım daha sağlam olsun diye. Olmasa da olur aslında. Şimdi engine flush'umuzu ısınan motorun içine döküyoruz arkadaşlar. Ben bu işlemi gerçekleştirdikten sonra videoya devam edeceğim. Evet, engine flush'umuzu döküyoruz arkadaşlar motorun içerisine. Yaklaşık 10-15 dakika çalıştıracağız. Motor şu anda sıcak. Artık ne kadar doğru bir işlem yapıyoruz bilmiyorum ama yapıyoruz işte arkadaşlar. Emin değilseniz, denemek istemiyorsanız siz de denemeyin. Yani bu uygulamaları sizin denemeniz için yapmıyorum aslında. Sadece merak ediyorsanız görmeniz için yapıyorum arkadaşlar. Kendi aracımı aslında riske atıyorum bu durumda. Evet, engine flush'umuzu aracın içerisine, motorun içerisine boşalttık. Yağ kapağını kapatıyoruz. Şimdi aracımızı çalıştırıp bir 15 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra yağımızı, eski yağımızı boşaltıp yeni yağımızı kullanacağız arkadaşlar. Evet, bismillah. Umarım aksi bir şey olmaz. Saatimizi öncelikle ayarlayalım. Evet. Evet, kronometreyi başlattık arkadaşlar ve aracı çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, kronometremiz başladı. Araç çalıştı. 10-15 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, motor şüplüngü yaptık. Çekmeyi unuttum size. Dakika dolduğu zaman. Ben yağı da boşalttım şu anda. Alt tarafta. Yerlere kesinlikle yağ gelmedi. Burada özel bidonla boşalttım. Bidon biraz yağlandı. Biraz zor oldu. Motor koruması çıkmadı. Aslında çıkardı da çok uzun işi var. Komple sökmem gerekiyor. Motor korumasına başka bir zamanda bir ayar çekeceğim kolayca çıkması için. Şimdi yağ filtresinde de yağ olduğu için bu aracın yağ kapasitesi 4.50 normal şartlarda. Ama zaten yağ filtresinde de yağ olduğu için ben 4 litre koyup daha sonraki günlerde kontrol edeceğim. Eğer eksikse tamamlarım arkadaşlar. Ama 4 litre yetecektir. Şimdi yağımızı dolduralım. Yağımızı açtık. Bismillah. Yağımızı boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar, ben yağı doldurayım. Tekrar videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar, geri 1 litre yağ bıraktık. Dediğim gibi zaten yağ filtresinin içerisinde yağ vardı. Çünkü yağ filtresi değişimi yapmadık engine flush'tan dolayı. Bu durulama yağı. Bir sonraki aşamada, normal şartlarda aslında yarım saat 20 dakika çalıştırıp öteki yağ koyabiliriz ama ben bu yağı birazcık kullanmak istiyorum. Yaklaşık 1 ay, 1,5 ay bu yağı kullanacağım arkadaşlar. Bir 1500 km, 1000 km yaptıktan sonra yeni yağ koyacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yeni yağı da koymuş olacağım. Filtreyi de değiştirmiş olacağım ve
Serratı'yı koymuş olacağım arkadaşlar. Şimdi birazdan bu yağı koyduktan sonra eski yağla yeni arasındaki desibel farkına bakacağız. Bir sonraki videoda da seramik Serratı koyup bu şekilde deneyeceğiz. Bakalım şimdi ben yağ kapağını kapatıp ses testine geçiyorum. Evet arkadaşlar, engine flush'tan sonra motor yağımızı da değiştirdik. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz ve kaç desibel olacak bakacağız. Bir önceki yağ 63 desibeldi. Şimdi yeni yağa bakacağız. Engine flush'tan sonra. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Hatta bir desibel artmış gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi hiçbir fark yok. Seste bir değişiklik yok. Ölçmeden dinlerseniz psikolojik olarak azalmış hissedebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi ses aynı. Evet arkadaşlar, bu videoluk da bu kadar. Diğer videomuzda Serratec ve Liqui Moly 4600, Toptek 4600 yağ kullanacağız ve üstüne bir de Serratec ekleyeceğiz arkadaşlar. O videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Esselamu aleyküm.